Melek Baykal. O doğduğunda takvimler 7 Ağustos 1954'ü gösteriyordu. Bürokrat bir babanın kızı olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Bir de erkek kardeşi vardı. Çok mutlu bir çocukluk yaşadı Melek. O yılları Bağdat Caddesi'nin en güzel köşklerinden birinde geçti. Variyetleri aslında dedesinden kalmaydı. Zamanının en önemli tüccarlarından birinin torunuydu Melek. Ortaokul yıllarında tiyatrocu olma hevesi düşmüştü içine. Baykal, Hürriyet'ten Tülay Demir'e verdiği röportajda o günleri şöyle anlatmıştı. ''Ben galiba çok çalışkan bir talebe değildim. Büyüyünce doktor olacağım, mühendis olacağım gibi hayallerim yoktu. Açıkçası çocukluğumdan itibaren tiyatroculuğa takmıştım kafamı. 5-6 yaşlarından itibaren. Ortaokul son sınıftaydım, bir oyun seyrettim. Orada Elvan Özak Mirasoğlu'nu izledim ve o kadar etkilendim ki, ''Ay dedim, tiyatrocu olmam lazım. Ortaokulu bitirdim, çektim annemi, dedim ki, ben tiyatrocu olacağım, konservatuar istiyorum. Aman kızım nereden çıktı falan filan. Çok direnmedi, gidip babamla konuştu. Bu isteğini ailesine açtığında babası önce karşı çıktı. Ama annesi kızının en büyük destekçisi oldu ve eşini bu konuda ikna etti. Melek aklına koymuştu bir kere Ankara'da devlet konservatuarına girecekti. Aynı röportajda konservatuara giriş macerasını ise şöyle anlatmıştı. Gittik Ankara Devlet Konservatuarına, kayıtlar kapanmış. Bir hafta olmuş kapanalı. Annem diller döktü, aman kızım çok istiyor falan. Müdürümüz kaydı açtı ve beni aldı. Bir hafta sonra da imtihan var bu arada. Çabuk git bir iki tane klasik eser hazırla, bir haftada ezberini yap, imtihana öyle gir dedi müdür. Annemle gidip iki tiyatro oyunu kitabı aldık, eve geldim. Açtım kitabı, sonra aklıma geldi. Oyununu seyrettiğim o arkadaşımı aradım. Elvan ne olur yardım et diye. Hemen gidiyorsun, otelci kadını bulup bana geliyorsun. Geceliğini al, terliğini al, diş fırçanı al, gel. Bir haftalığına ona taşındım. Allah'ım yapamıyorum, kafama terlikler yiyorum durmadan. Olmuyor, olmuyor. Neyse imtihan günü geldi, girdik içeri. 490 kişi girdi, 7-8 kişi alındı ve çok yüksek bir puanla ben de girdim işte. Melek resmen Ankara Devlet Konservatuarı öğrencisi olmuştu. Mehmet Ali Erbil, Zuhal Olcay, Selçuk Yöntem gibi isimlerle birlikte okudu. Ayrıca Melek okulu yatılı kazanmıştı ama babası bu durumu kabul etmedi ve ailesi de onunla beraber Ankara'ya yerleşti. Esra Oflaz Güvenkaya'nın sunduğu PH Yapım tarafından hazırlanan Senin Mucizen programında şöyle ilginç bir anısını anlatmıştı Melek Baykal. ''Arkadaşlarım bu konservatuarın zemini eski bebek mezarlığıymış.'' dediler. Ve büyük bir sahnede bebek ayak izleri yapmışlar. ''Aman Melek'' dediler, ''çok dikkat et. Senin sahne sıran saat 3'te gelecek çünkü imtihana hazırlanacağız. Gecenin o saatlerinde bebeklerin ruhu geziyormuş sahnede. Girdim sahneye, duvarlara baktım, bebek ayak izleri yukarı doğru gidiyor. Allah'ım dedim, sen bana yardım et. Birden sahne arkasındaki perdelerin uçuştuğunu gördüm ve bir efekt sesi. Bebek ağlıyor. Arkadaşlarım yapıyor. Rüzgarla perdeleri oynatıyorlar. Ben sahnede kaldım. Yüreğim ağzımın içinde atıyordu ve şalterleri kapattılar. Korkudan sahnenin ortasına bir şey yaptım. 16 yaşındaydım. Sonra anladılar ve şalterleri açtılar. Şaka yaptık dediler. 1975 yılında okuldan başarıyla mezun oldu. Henüz 17 yaşındayken tiyatroya başlayan Melek, ilk oyununda 85 yaşında bir kadını canlandırmıştı. Çok başarılı bir performans sergilemiş ve çok beğenilmişti. O dönemlerde tiyatroda çalışan meslektaşı Zafer Ergin'le tanıştı. Ona aniden aşık oluverdi. 1975 yılında Melek ve Zafer nikah masasına oturdu. Bu evlilik sadece 4-5 yıl kadar sürebildi. Melek bu evliliğinde çocuk sahibi olmayı çok istemişti ama Zafer istememişti. Baykal uzun süre devlet tiyatrosunda çalışmaya devam etti. Bugüne kadar rol aldığı tiyatro oyunları arasında İstanbul Efendisi, Küçük Kolombus, Tilki ile Üzüm, Yunus Emre, Türkmen Düğünü, İzin Günü, Bir Ölünün Toplumsal Anatomisi, Huzur Çıkmazı, Troyalı Kadınlar, Düşler Yolu, Kız Doğdu, Yolun Sonu, Dolu Düşün Boş Konuş, Kral Lear, Romantika, Ahududu ve Şen Makas gibi oyunlar var. Tiyatroyu yaşamının merkezine koyan Melek, 1984'te Almanya'da tanıştığı Warner Strehn'in ile evlendi. Bu evlilikte gerçek anlamda 4-5 yıl kadar sürebildi. Ancak boşanmaları 36 yıl sonra gerçekleşti. Usta oyuncu Posta'dan Oya Çınar'a verdiği röportajda bu evliliğiyle ilgili şunları söylemişti. ''İlk eşim Zafer Ergin'di. Seneler sonra bir Almanla evlendim. Ama nasıl bir aşk.
Mesleğimi, ailemi geride bırakıp Almanya'ya yerleştim. 1982'de evlendik. Bir süre sonra anladım ki aşk her şeye yetmiyormuş. Bunu bana orası öğretti. Dünyanın en kaliteli, en nazik insanlarından biriydi. Ama giderek kendimi yalnız hissetmeye başladım. Ailemi bırakın buradaki bakkalı, kasabı bile özlemeye başladım. Sıla hastalığı diyorlar buna sanırım. Üstelik yılda 6-7 kere de gelip gidiyordum, düşünün. Hafta sonu bana hadi seni Paris'e götüreyim derdi. Ben de yok beni Frankfurt Havalimanı'na götür derdim. Saat 3'te Türk Hava Yolları uçağa kalkardı. Ah can canım sen burada çok mutsuzsun diyordu. Daha fazla dayanamadım ve 1987'de döndüm. İlk birkaç yıl devam etti. Sonra tamamen koptuk ister istemez. Gözden ırak olunca gönülden de ırak oluyor. Ama resmi olarak boşanmayı o istemiyordu. Nihayet ortak karara vardık ve resmi olarak da ayrıldık. Daha önce boşanmamalarının sebebinin ise vakitsizlik olduğunu söylemişti. Usta oyuncunun kameralarla ilk tanışması 1989 yılında Bey Baba adlı diziyle oldu. Ama asıl çıkışını 1993 yılında dönemin fenomen dizisi Ferhunde Hanımlar'la yakaladı. Dizideki Nermin karakteri o dönemde çok beğenilmişti. Daha sonra dizi çekimleri için Ankara'dan İstanbul'a taşındı. 1995 yılında Melek Apartmanı, 1999 yılında Deli Yürek, 2000 yılında Hayat Bağları gibi dizilerde oynadı. Bir neslin hafızasına kazınmasını sağlayansa 2004 yılında yayın hayatına başlayan Cennet Mahallesi dizisindeki Pembe karakteriydi. Bu dizi halen tekrarları yayınlanan ve günümüzde bile izlenmeye devam eden dikkat çekici yapımlardan biriydi. Cennet Mahallesi'nde Müjdat Gezen, Özkan Uğur, Alişan, Çağla Şikel, Zeki Alasya, Aylin Kabasakal, Ümit Yesin, Şeyla Halis gibi önemli isimlerle birlikte kamera karşısına geçti. Usta sanatçı 2008 yılında Akasya Durağı ve Görgüsüzler adlı dizilerde oynadı. Daha sonra Gönül Ferman Dinlemiyor, Türk Malı, Babam Sağ Olsun, Kaçma Birader gibi dizilerde oynadı. Yoğun olarak çalıştığı dönemlerde tiyatroya ara vermişti. Oynadığı dizileri Hürriyet'e verdiği röportajda şöyle anlatmıştı usta oyuncu. Uzun süre çok yoğun şekilde dizilerde görev aldım. Oynadığım dizilerin hepsi de çok şükür uzun soluklu oldu. Ankara'da yaşadığım dönemlerde Ferhunde Hanımlar'la başladı dizi hayatım. 1700 bölüm kadar çektik. Ondan sonra başka diziler geldi. Hayat Bağları da çok uzun solukluydu. Ardından Cennet Mahallesi başladı. Bitmeyen senfoni. Benim bile bir ara roman olduğuma inanasım geldi o dizide oynarken. Sonra televizyonculuk, canlı yayın dönemim başladı. 4,5 yıl kadar Melek programı vardı. 5 seneye yakın devam etti. Gerçekten ekranda olmayı ve canlı yayın yapmayı çok sevdim. Uzun yıllar gitti ama sonra birden bitirme kararı alındı. Çünkü ekranlar evlendirme programlarına yöneldi. Rol aldığı her yapımda, canlandırdığı her karakterin hakkını vererek oynayan Baykal, pek çok ödüle layık görüldü. 2020 yılında Posta'dan Oya Çınar'a röportaj veren usta sanatçı, hayatta kendisini en çok yoran şey ise şöyle anlatmıştı. Umutsuzluk. Elbette hayatımızın her dönemi güllük gülistanlık olmuyor. Ama en kötü anlarda bile umudumu elden bırakmam. 2003'te babacığımı kaybettiğim zaman dünyam başıma yıkılmıştı. Sonra dedim ki, anneciğim hayatta, ona sığındım. Şu an hayatımı dolduran tek şey işim.